Avrupa Birliği'nin kalbi Brüksel'de yeni üye için hazırlıklar tamamlandı. Avrupa Birliği konseyi girişindeki bayraklara yenisi eklendi. Temsilcilerin oturacağı bölümler hazırlandı. 3 Ekim 2005'te Türkiye ile aynı günde müzakerelere başlayan Hırvatistan, 35 fasıllık müzakere maratonunu 8 yılda tamamladı. 1 Temmuz'da da Avrupa Birliği'nin 28. üyesi olarak kulübe katılacak. Ancak Avrupa Birliği'nde 2007 yılında Bulgaristan ve Romanya'nın birliğe katılımı sırasında gösterilen yoğun coşkuya rastlanmıyor. Genişleme coşkusunun artık kalmadığı Avrupa Birliği'nde yeni üyenin kabulünün sessiz sakin bir şekilde olacağı anlaşılıyor. Hırvatistan birliğe ekonomik darboğaz, büyüyen işsizlik rakamları, Avrupa Birliği limitlerinin çok üstündeki borç ve bütçe açığıyla giriyor. Hırvatistan'ın Ticaret Odası Başkanı ise Avrupa Birliği hedeflerini tutturmak için yapılan tüm fedakarlıkların önemli olduğu görüşünde. Suya atlayacağız ve yüzmeye başlayacağız. Bu suya atladık çünkü sonunda buna değeceğini biliyoruz. Uzmanlarsa bunun zorlu bir yol olacağını ve sonucun başarılı olabilmesi için iki tarafında sabırlı olması gerektiğini söylüyor. Olabilecek kötü şeyleri düşünerek bir evliliğe başlanmaz. 10 yıl boyunca çok efor sarf edildi. Şimdi bu evliliğin iki tarafı da bu birlikteliğin yürümesi için yapıcı katkı sağlamalarının öneminin farkında. Avrupa Birliği'ne 8 yılda üye olan Hırvatistan'a karşın Türkiye 8 yılda sadece tek bir faslı kapatarak şimdiden üyelik müzakereleri en uzun sürecek ülke statüsünü garantilemiş durumda. Türkiye'nin önce Rum kesimi ve Fransa tarafından bloke edilen başlıklar yüzünden yavaşlayan üyelik süreci, son olarak Almanya ile Gezi Parkı protestoları krizinden geçti. Bu arada Avrupa Birliği'nin genişleme adımları da sürüyor. Avrupa Birliği liderleri 2009'da üyelik başvurusunda bulunan Sırbistan'la üyelik müzakerelerinin gelecek yıl başlatılması konusunda karara vardı.